arkadaşlar, bugün bilgisayarımıza Kali Linux'u nasıl yükleyeceğimizi öğreneceğiz. Oldukça basit. Kali Linux, Windows'tan farklı bir işletim sistemi arkadaşlar. Kali Linux'u yüklemek için birden fazla yöntemimiz var. İsterseniz CD ile çalıştırabilirsiniz. İsterseniz harici hard disk ile çalıştırabilirsiniz. İsterseniz USB bellek kullanabilirsiniz. İsterseniz sanal bellek kullanabilirsiniz. Yazılımcıların en fazla kullandığı yöntem sanal bellek yöntemidir. Bu da gösteriyor ki Kali Linux'u bilgisayarımızda kullanabilmemiz için sanal makine ihtiyacımız var. Sanal makine deyince benim aklıma ilk başta VMware Player geliyor. Onun için öncelikle yapmamız gereken VMware Player'ı ardından da Kali Linux'un programlarını tek tek indirip ne yapmak? Bilgisayarımızda birleştirip programı çalıştırmak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Google arama kutusuna öncelikle yapmamız gereken VMware Player'ı indirmek için download yapmak. Evet, VMware Player'ı indirebilmek için ilk yapmamız gereken biraz önce demiş olduğum gibi sanal makine için VMware Player programını indirmemiz gerekiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Önce Google'ımıza VMware Player yazacağız. Download yazacağız. Ardından da açılan ikinci sitemize gireceğiz. VMware Player yüklememiz için burada iki tane farklı program var. Bunları hemen Türkçe'ye çevireyim daha rahat okumanız için. Windows için bir de Linux için. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Windows için olanı indireceğiz. Öncelikle ne yapıyoruz? Windows için olanı indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra yapmamız gereken ilk nokta devam et butonlarıyla takip etmek. Yaklaşık olarak 3 dakikayla bilgisayarınızın hızına göre 5 dakikalık bir süre alıyor. Ardından da VMware Player'ı indirdikten sonra da indireceğimiz ikinci bir program ise tabii ki ana programımız olan Kali Linux. Evet, Kali Linux download yazdığımız zaman Kali'nin kendi sitesinden org sitesine gidiyoruz. Ve burada neyi indireceğimizi hemen göstereyim arkadaşlar size. Sanal makinelerin içerisinde, evet gördüğümüz gibi virtual yani sanal makinenin içerisine giriyoruz. Hemen bizi gönderiyor. Bilgisayarımızın kapasitesine göre 64'lük mi istiyoruz? Ya da VirtualBox'u mu yükledik? VMware'i mi yükledik? Ne yapıyoruz? Buradan hemen 64 bit, 32 bit hangi seçeneği istersek seçiyoruz. Bilgisayarımızın kapasitesine göre 64 çok daha iyi çalışıyor. Yeni nesil bilgisayarlarda. Ne yapıyoruz? Bunu da download yaparak bilgisayarımıza indiriyoruz. Bunun süresi bilgisayarınızın hızına göre 25 dakika ile 30 dakika arasında bir zaman alıyor. Bunlar burada indirile dursun. Yapmamız gereken diğer bir işlem ise VMware Player'ı yükledikten sonra Kali Linux için bir tane zip programı indirmemiz lazım. O da 7zip dediğimiz 7zip programıdır. 7zip programı da şuradan indireceğiz arkadaşlar. Evet. Download kısmından 7zip'i ne yapacağız arkadaşlar? İndireceğiz. Bilgisayarımızın özelliğine göre artık. Ben burada 64'ü indirdim arkadaşlar. Bunu da indireceğiz. Yapacağımız olay şu. VMware Player'ı yükledikten sonra Kali Linux'u VMware'in içerisine atmamız için ayrıştırmamız gerekiyor. Ve Kali Linux'un dosyasını sağ tıklayarak 7zip'te
ne yapacağız? Dışarıya çıkartacağız ve açmış olduğumuz yeni dosyayı şöyle göstereyim sizlere. Açmış olduğumuz yeni dosyayı gördüğünüz gibi açmış olduğumuz yeni dosyayı VMware Player'in içerisinde çalıştıracağız. Çalıştırmak oldukça basit. Nasıl yapacağımızı da hemen göstereceğim. VMware Player'ı ben daha önce yüklemiştim sizlere. Hemen göstereyim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada VMware Player'ı açması için virtual makinede ne yapıyoruz? Program ekle diyoruz. Program ekleyeceğiz. Open diyeceğiz arkadaşlar. Gör. Nerede gör? Kali Linux'u gör diyeceğiz. Zaten makine 7-Zip'i indirdiğimiz zaman otomatik olarak algılıyor. Tıklayıp aç butonuna bastığımız zaman Kali Linux nereye geliyor arkadaşlar? Bizim VMware Player'ın içerisine yüklenmiş oluyor. VMware Player dediğimiz olay sanal makinedir. Artık bilgisayarımızın içerisinde yeni kapasiteli bir programımız var. Bunun kendi ayarlarını da yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl yapacağız ayarlarını? Hemen şöyle göstereyim sizlere. Hafızasını ayarlayabiliriz. 2 GB ile 4 GB arasında bir bellek verebiliriz. Ardından da kaydet yaptığımız zaman Kali Linux'un bilgisayarımızın içerisindeki ayrışmış olan işletim sisteminden faydalanma oranını burada göreceksiniz. Kali Linux dünyanın en iyi yazılım programlarından biridir. Kali Linux ne işe yarar arkadaşlar? Yazılımcılar için vazgeçilmezdir. Özellikle burada hackerların da kullandığı birkaç tane olay var. Ama Kali Linux'u kullanırken yapmanız gereken en büyük olay öncelikle ana makinemizde Kali Linux'u açalım. Şu an ne yaptı? Kali Linux'un kendi programını yüklüyor içerisinde. Bekliyoruz. Herhangi bir tuşa basmayın arkadaşlar. Linux'un ayrı bir yazılım dili var. Öncelikle biz bu makinamızı profesyonel çevirelim. Hemen açılsın. İlk yüklemeden sonra böyle birazcık gecikiyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Açılacaktır. Şu an ana makinenin içerisindeki diski okuyor. Programı görmeye çalışıyor. Ben de sizinle beraber tekrar yüklemiş oldum. Gördüğünüz gibi gördü programı sanal makinamız. Şimdi programı açacak. Evet, Kali Linux'un logosunu da görüyorsunuz. Bilgisayarınıza VMware Player'ı ve Kali Linux'u ve 7-Zip'i indirdikten sonra biraz önce anlattığım gibi birleştirip VMware Player'ın içerisindeki sanal makinenin ön belleğini de ayarladıktan sonra ekranımız açılıyor ve bu ekranda tüm yüklenen Kali Linux'lerin şifresi Kali kullanıcı adı ve şifresi Kali'dir arkadaşlar. Burada İngilizce karakter kullanacaksınız. Yani I yazacaksınız. Hemen açalım. Evet, şu an bilgisayarımızın içerisinde yeni bir makinemiz oluştu. Bu yeni makinenin içerisinde isterseniz internete girebilirsiniz. Hemen göstereyim buradan size. İsterseniz Kali Linux'un vermiş olduğu programları yüklü olarak geliyor tabii bu programlar. Yüklü olan programları kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Kali Linux'un içerisinde ayrıca bir Google sayfası açalım. İlerleyen derslerimizde VPN kullanmayı da öğreteceğim buranın içerisinde sizlere.
İstediğimiz her şeyi buradan ne yapabiliriz? Arayabiliriz arkadaşlar. Şimdi Kalelinux'un içerisindeki görmüş olduğunuz gibi hazır pakette gelen dosyalarımız. Biz bu dosyalar için öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Profesyonel moda geçelim. Profesyonel moda geçmemiz için biraz önce demiş olduğum gibi Kali'nin yani Linux'un kendi bir yazılım dili var. Ne yazacağız burada? Sudosu yazacağız. Sudosu yazdıktan sonra bizden bir şifre isteyecek. Bu şifremiz de İngilizce karakter olacak. Yine Kali yazıyoruz. Ve ne yaptı? Rootlu Kali Linux'umuzu açmış oldu. Bunun sayesinde artık profesyonel bir Kali Linux sahibiyiz. Peki bunu biz ne yapacağız? Hemen Türkçe'ye çevirelim. II karmaşası yaşamamak için. Setx map.tr yazıyoruz ve artık gördüğünüz gibi i harfine bastığımızda i, i'ya bastığımızda i harfleri çıkıyor. Evet, Kali Linux'u hep beraber kurduk ve nasıl çalıştıracağımızı öğrendik. Artık Kali Linux bizim hizmetimizde. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde Kali Linux'te nasıl distro kullanacağımızı öğreteceğiz. Bu ne işe yarayacak arkadaşlar? Herhangi bir siteye veyahut da bilgisayara saldırı yapmamızı sağlayacak olan hacker programıdır. Nasıl kullanacağımızı öğreteceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.